Herkese merhaba arkadaşlar. Gerçekten duygu dolu bir bölüm bizi bekliyor. Şimdilik Yusuf, kuşların mutlu olmaları için uçmaları gerektiğine karar verdi. Yaman'ın planı işe yaradı ve Yusuf saklanmaktan vazgeçti. Ama Yusuf hala iyi değil. Nana'nın Yaman'a olan bakışları hemen değişti. Yaman ve Nana yeniden tartışacak. Nana, Yusuf'un iyi olabilmesi için Yusuf'un profesyonel yardım alması gerektiğini düşünüyor. Ama Yaman Yusuf'u kaybetmekten deri gibi korkuyor. Nana sonunda Yaman'ı ikna etmeyi başaracak. Psikolog Yusuf ile konuşacak. Yusuf Yaman'ın düşmanlarından bahsedecek ve Seher'in ölümünü anlatacak. Psikolog Yaman ile konuşup birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyleyecek. Ama Yaman reddedecek. Yaman doktora Nana ile birlikte hareket etmelerini ve Yusuf'u iyileştirmelerini isteyecek. Doktor Nana'ya Yusuf'un Yaman gibi sert bir adamla yaşamasının doğru olmadığını söyleyecek. Yaman bu konuşmaları duyunca kahrolacak. Çünkü Yaman çok sevdiği Yusuf'un sorunlarına neden olduğunu anlayacak. Yaman'a gerçekten çok üzülüyorum. Yusuf'un hastalanmasına, Yaman'ın acı çekmesine gerçekten dayanamıyorum. Yaman ve Yusuf daha fazla üzülmesin. Bu kötü günler artık geçsin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nana doktor ile konuşup Yaman'ın iyi kalpli bir insan olduğunu söyleyecek. Daha sonra da Nana Yaman ile konuşup Yusuf'un iyi olması için yardım etmesi gerektiğini söyleyecek. Yaman o esnada çok kötü olacak. Yaman o anda adeta bir kırılma yaşayacak. Yaman çocukluğunda yaşadığı sorunlardan bahsedecek. Yaman para kazanmak ve ailesine bakmak için 7 yaşında yediği dayaklardan ve kırılan kemiklerinden bahsedecek. Nana duyduklarına inanmakta çok zorlanacak. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.